Evet arkadaşlar, Rol Oyunları Türkiye kanalına hoş geldiniz. Evet, ben yokum, sesim var. size hemen duyuruyu yapıp şeyleri söyleyip geçeceğim. Bugün Lekesiz Koreli solo oyunu oynanacak. Onun kaydıdır bu. Ben olmayacağım. Alican ve Barkın kendileri şey yapacaklar. Biz de sonradan izleyeceğiz oturup ne oldu ne bitti. Evet, o zaman benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözü Alican'a bırakıp ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Ara ara sololar oynuyorduk, böyle daha önce de yapmıştık. Önceki yaptıklarımızda Koriel'in solosu yoktu. Çünkü kendisinin başına neler geldiğini o solo sırasında çok sonradan öğrendik. Geçtiğimiz hatta kombatta öğrendik o parçasına neler olduğunu. Bu sefer Koriel'in kendisiyle kanlı canlı Koriel'le beraber bir solo oynayacağız. Bakalım ne olacak? Sololar hep İlginç olaylara şey yapıyor, sonuç veriyor. Bakalım bunda neler olacak? Ben de meraklıyım, bekliyorum yani. Valla ben de ilk defa solo oynuyorum. Ben de meraklıyım. Umarım bu sefer de ölü geçirmem kendi solomu diye düşünüyorum. Hadi bakalım. O zaman söz sende. Şimdi benim yapmak istediğim aslında bir hafta içerisinde yapmak istediğim birkaç bir şey olacak bu solotada da. Öncelikle sevgili dedem Mephistonheles'le görüşmek istiyorum. Kendisi bir Archdevil'dı, herkes hatırlarsa eğer. O yüzden onun katı olan neydi? Kanya. Kanye'ye gitmek istiyorum. Şimdi en son hatırlarsan oyunda kaldığımız yerde şeyin Raskar'ın evi olan savaş yuvasında, kalesi. Daha Evet. doğrusu o kadar da şey yapmayalım. Raskar'ın kalesinde. Savaş yuvasında rest alıyordunuz. Çok güzel bir uyku çektiğinizi falan söylemiştim böyle. Sakin. Ondan sonra rüyasız, visionsız, işte kabussuz vesaire falan. Sabah uyanıyorsun. Yanında gidemedi. Şöyle bir öpüyorum ya yani. Tamam, şöyle bir mutlu aile tablosu çizelim. Tamam, sabah mutlu uyandım bunca zamandan sonra. Böyle hafif saçını şöyle alıp şu kulağının arkasına atıyorum. Uyuyor mu hala? Uyuyor. Tamam, rahatsız etmeyeceğim o zaman daha fazla. Evet, sen böyle işte saçını aldın, kulağının arkasına attın, öptün falan. Odanın kenarında, odanın köşesinde daha doğrusu. Böyle dolabın gölgesinde duran, tamam mı? Bir karanlık fark ettin. Tamam. Disintegrated edilerek dönüyorum şöyle yani. Örümcek. Şeyin örümceği. Gilemet'in örümceği. Şöyle duvara doğru vermiş kendisini. Ondan sonra gözleriyle sana doğru bakarken şöyle bir göz göze geldiniz. Bir yanaşmaya ne diyeceğim ya ona? Şöyle yataktan çıktın. Ondan sonra örümceğe doğru gidiyorsun. Duruyor. Şimdi bu büyük bir örümcekti Evet. hatırlarsan. Şu an şey sahnesi yaşayacaksın yani böyle yeni moda videolar var ya böyle duvardaki örümceği şöyle kovayla yakalamaya çalışıyor örümcek üzerine atlıyor sonra. Falan. Bakalım onu mu yaşayacağız? Şöyle gerçek hayatta olsa camdan atlamıştım yani. Ama böyle hafifçe böyle dizlerimin üzerine doğru çöküp biraz hafifçe elimi uzatıyorum şöyle. Tamam ve böyle gel bakayım gel gel falan yapıyorum. Hangi dilde söylüyorsun? Evet çok çok mantıklı bir soru. Bilmiyorum. Infernal'da söyleyeceğim. Infernal'da söyledim. Kendisi senden, senin elinden, tamam mı? Ya şöyle bacakları kenarda ya, gövde ortada, tamam mı? Şöyle dirseklerini bükerek gövdesini geriye doğru çekti. Tamam ve böyle hafif titredi sen Infernal Drakonik deneyim bir de bakalım. konuştuğunda. Anlamayacak. Abyssal'ın var mı? Kısa Yok. bu şey vereyim. Yok. O zaman anlaşamayacağız kendisiyle pek. İyi tamam. O zaman uzaklaşıyorum. Çok daha düşünmedim. Üzerimdeki bu şey kıyafeti, gündelik kıyafeti çıkaracağım ben alışık olmadığım için.
Evet. Ondan sonra örümceğin beni izlemeyeceği bir yere, böyle bir dolabın arkasına falan doğru götürüyor. Ondan sonra kime ne anlatıyordur bilmiyorum. Normal kendi robumu giyeceğim üzerime. Tamam, çünkü çok seviyorum o robumu. Tamam. Lütfen. Kendime bakmadığım için çıkıp artık odada herhalde şey yoktur diye düşünüyorum. Nasıl desem, böyle bir tuvalet ya da bir banyo falan. Yok, hayır. Yok, hayır. Tamam, o tarz bir yere gidip kafamı tekrar kazıyacağım. Çünkü en son o moddaydım yani. Kel ve sakallı moddaydım. Tamam. Boynuzuma dikkat ederek kafamı tekrar kazıyorum. Evet. Sen bunları yaparken Gilemet uyanmış olacak. Ondan sonra sen böyle işte saçını kazırken falan yanına gelecek. Günaydın. Günaydın. Ya benim uzun zamandır böyle düşündüğüm bir iki bir şey var. Bu özellikle Mephistopheles'le konuşmakla ilgili. Hazır böyle bir boşluk varken bunu yapmayı çok istiyorum. Ama muhtemelen bunu beraber yapamayız. Benim zaten yani bir yerlere gideceksen şayet dedin. Senin gideceğin yerlere gelmem pek uygun olmaz, kendimi de rahat hissetmem. Ama dersen ki yani daha doğrusu gideceğin yerlerde beni pek seveceklerini zannetmem. Ama dersen ki yanımda ol. Ne olur ne olmaz başıma bir iş gelir gelmez bilemem falan, o zaman seve seve gelirim. Onun çok da şey olmaz dedim. Yani seni sevmek ya da sevmek onların haddine değil ama seni riske atmak istemiyorum. Zaten biliyorsun benim başıma zaten çok absürt şeyler geliyor. Hani kısacası kendi götümü ben zar zor kurtarıyorum. Senin de bu tarz bir şey atmak istemem. Ama önümüzde ciddi bir olay var. Yani muhabbeti işte bütün bu Ender'ı çağıralım ve sonra keselim bilmem ne falan hazırlıksız olduğumu düşündürdü bana. Ne kadar gelsek ve yapabildiğimiz şeyleri çok önceden yapamıyorduk yani. Şu anda kendimin de güçlü olduğunu hissediyorum. Arkadaşlarımın da, senin de hatta. Ama yine de içimde bir korku var. Sanki yetmeyecek gibi. Şimdi bunu demişken seninle şunu bir konuşmak isterim Alican olarak. Olaylar çok absürt yerlere gitmedi mi ya? Ya ben hiç kimsenin, arkadaşlarımızdan hiç kimsenin bu kadar büyüyeceğini düşündüğünü şey yapmıyorum. Yani mesela kule muhabbetini hatırlayalım. Kuleler sadece bizim için bir o kaltların merkeziydi. Evet. O organizasyonların merkezleriydi ve biz bunları yok ettiğimizde organizasyona büyük bir darbe vuruyor olduğumuzu düşünüyorduk. Oysa ki çok daha farklı bir şey çıktı. Yani bu kulelerin işte bir takım enerji noktaları olması, tam bir takım enerjileri, divine enerjileri hatta belki yani bir yerden çekiyor olması, işte kapılara aktarıyor olması, Dendar'a veriyor olması, bin tane olay çıktı. Ve hani karşımızdaki organizasyonun hani sadece böyle 6 kişi tarafından, 7 kişi tarafından dövülemeyeceğini anladık yani. Evet. Bu korkutucu bir şey. Çünkü güçsüz insanlarda değiliz, güçsüz varlıklarda değiliz. Hepimizin böyle çok ilginç şeyleri var. Yani Koreyan olarak da bunu düşünüyorum. Yani çok ilginç yanları var. Mesela işte Koreyan'ın en merak ettiği şeylerden bir tanesi aslında Hille'nin true name muhabbeti, gerçek isim muhabbeti. Tamam, çünkü ciddi güçlü bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, çok büyük potansiyeli var o şey. Aynen. Aynı şekilde mesela Tamiyor'un bu şey geçmişi, Fey geçmişi. Hı hı. Fey'lere dahil Koreyel'in bildiği çok fazla bir şey yok. Ve adam böyle bir gün çıkıp ben Fey prensiyim falan çekiyor. Hı hı. Bu hani bu nasıl bir güç, ne kadar bir güç, hani bu adam ne yapabilir falan gibi. Aslında hepimizin ciddi şeyleri var. Ciddi güçlü olduğu yanlar var. Ve üzerine gittiğimiz yanlar var. Ama buna rağmen olaylar öyle bir patladı ki hani daha dün abi ejderha keser miyiz sizce? Abi Fire Giant gelmiş falandan, tamam mı? Şimdi acaba ben işte tanrıların hangisinin yerine otursam da
Tamam mı? İşte böyle yok Ancient One bilmem nesinin bir şeysi varmış falan gibi böyle hani olaylar artık hani başka bir boyuta erişti. Gerçekten başka bir boyuta erişti yani. Zaten maceracı, macera yapmak, maceracı olmak da bir yandan aslında bu şey değil mi yani, böyle hani giderek önüne yeni bir hedef koyuyorsun ve işte sonunda gideceğin neresi var? Tanrı olacağım var yani tabii ki. Tabii ki bir noktada bunu isteyecektiniz diye düşünüyorum. Ya Bak. hiçbirimizin ana hedefinin bu olduğunu sanmıyorum. Tamam mı? Tanrı olalım olduğunu sanmıyorum ama böyle bir şey karşımıza çıktığında ki bence çıkacak. Kimse abi hayır lütfen ya Tanrım'ın hayır ben sadece burada oturup bira mı içmek istiyorum diyeceğini sanmıyorum. Yani şu anda en son bölümde bir primordial bize dedi ki başka bir primordial'ı kesin. Evet. Hani nereden nereye yani tanrılar bize diyordu ki iyi bir bireyler olun siz tamam mı? Adam öldürmeyin falan diyordu. Şimdi primordial bize primordial bıçaklayın diyor. Yani olay Arkadaşlar böyle değil. sözünüzü keseceğim. Tamam mı? Gökten gelen Tamyor'un düşüncesiyle ben zaten hep tanrı olmak istiyordum. Hadi görüşürüz. Ey kullarım diyeceğim böyle. Nasıl bir ego ya Rabbi. Hadi görüşürüz. Vallahi iç ses konuştu az önce. Duvarlar da inceymiş diye içimden geçiyorum. Bakalım neler olacak. Tanrı muhabbetleri vesaire. Oyunun oynatmaya başladığım zamandan beri benim de aklımda olan ve bunun için bazı şeyler düşündüğüm muhabbetler. Tabii ki karşımıza fırsat çıkacak. Burada önemli olan bu fırsat karşısında mesela birbirinize düşecek misiniz acaba? Ben bunu çok merak ediyorum yani. Evet ya onu ben de çok merak ediyorum. Bu, mesela bu noktada da Raskar'dan korkuyorum. Çünkü böyle en aramızdaki şey o. Teknik olarak yolunu terk etmemiş olan o gibi hissettiriyor bana. Tamam mı? Hani bilmiyorum herhalde şeye güveniyor biraz Koryel. Ben bir şey yaparsam beni Raskar tokatlar. Ve böylece başka kimseye zarar verememe hani güveniyor biraz ama bakalım. Çünkü yani mesela Tamyor dedi ki işte mesela az önce de dediği gibi duvarların arkasından abi tanrı olalım ama lawful evil olalım falan çekti böyle chaotic evil olalım falan çekti. Hani ben de gaza gelmem değil. O yüzden. Vay. Diyorsun. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım neler olacak. Ateşe ateşle karşılık vermek bu dediğimiz. Gerçekten. Neyse. Neyse durun bakalım. Ateşe ateşle karşılık vermek genelde Mephistopheles'in yöntemidir. Çünkü kendisi bilir ki ortamdaki en sıcak ateşi günün sonunda o atacaktır. Bakalım. Bakalım neler olacak. Peki şimdi konumuza geri döneceksek nasıl gideceksin diye soruyor Gilemet. Boynumdaki kolyeyi çıkartıyordum. Kolye zamanında çöktüğüm bir kolyeydi. Kendisi Amulet of Planes. Evet. Tamam, bu benim plane shift atmamı sağlıyor. Evet. Ama işimi şansa bırakmayacağım. Tamam mı? Bu çünkü kolye böyle şey yapmıyor. Yani, hadi beni şuraya götür falan gibi çalışmıyor. Evet. O yüzden Mefaz'ı mı çağıracağım? Ve kendisinden bana yol göstermesini isteyeceğim. Pekala. Mefazımı nasıl çağırıyoruz? Abi. Nerede çağırıyoruz? Ya Bir bunun de. için açıkçası şeye gidiyorum. Benim odamda ya da Gilemet'le ikimizin odasında bir şömine var mı? Var var. Tamam oraya Tabii ki gidiyorum. var. Tamam. Ondan sonra oraya bir Create Fire atacağım. Ya da böyle ne bileyim dur şey yapan bir şey. Spell slot alan bir şey atayım bari de. Fireball'u koy. Scorching Ray, Fireball, Burning Hands gibi düşündüm. Burning Hands. Bunların hepsi olur. Aynen şöyle elimi şömineye doğru uzatıp Burning Hands atıyorum kendisine. Böyle bir
bir şöminenin içinde ne varsa böyle odun parçaları vesaire falan alev alınır. Aynen. Bunu yaparken de diyorum ki Mephaz'ım beni duy ve Mephistopheles'e olan yolu bana aydınlat diyorum. Ondan sonra Amulet of Plains'i alıp ateşe atacağım. Sen amuleti aldın, ateşe fırlattın. Ateşe fırlatmanla beraber şöminedeki ateş hareket etmeye, şekil değiştirmeye başlıyor. Rengi ateş renginden daha kırmızı bir renge dönüyor. Ve sanki şekil değiştirirken, bir şekil oluştururken bir ele böyle ucunda klovları, tırnakları olan bir devil elini andıran bir ele dönüşerek şöyle büyüyüp seni yakalıyor. Okey. Gözünü açıyorsun. Çok soğuk bir yerdesin. İster istemez bir şey yapacağım, şöyle kapanacağım. İster istemez şöyle titredin, kapandın. Ortamın soğukluğu bir anda sana vursa da daha sonra kanında belli kişilerin kanı olduğu için buradaki o soğukluk yavaş yavaş gidiyor ve normal hissetmeye başlıyorsun. Etrafında buzdan dağlar var. Bastığın yer buz ve gördüğün her yer sanki sonsuza kadar buzlarla kaplı, yoklukla kaplı bir şekilde ilerliyormuş gibi gözüküyor. Ne yapıyorsun? Şu an hiçliğin ortasındasın. Etrafta böyle düz buzdan başka herhangi bir çıkıntı, bir şey var mı? Tabii tepe var, tepeler var. Tamam, yüksek bir yere çıkmaya çalışacağım. O zaman yürüyorum oraya doğru. Buraya doğru yürüyorsun. Kaymadan, dikkat ederek, ondan sonra bazen böyle bir iki adım geri kayarak falan bu buzla kaplı tepenin üzerine doğru tırmandın. Tepesine çıktığın zaman, buradan baktığın zaman etraf sana bir an Hades'i andırdı, biliyor musun? Sadece etraf gri değil, böyle toprak değil, tamam mı? Buz, işte buz mavisi tonları, içinde böyle şey, kötücül bir hissiyat var Hades'te olduğu gibi. Ama ikisinin de, Hades'in ilk katının da buranın da özelliği boş olmalarıydı. Bomboş. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Zaten burada kim yaşar ki? Doğru. Yani tepeden gördüğüm herhangi bir şey yoksa, böyle bir şehir, başka bir tepe falan. Başka bir tepe var. Etrafta tepeler var başka. Bağırıyorum ya. Bağırıyorum ya. Biz Totalist diye bağırıyorum. Sesin kanyanın boşluğunda, hiçliğinde, buzların arasında yankılanıyor. Sesin yankılandıktan ve kanya içerisinde bir yerlere ulaştıktan sonra gökyüzü ve siyah tonlarında olan gökyüzü kızarmaya başlıyor. Sanki kırmızı bir alevle kaplanıyormuş gibi. İleride gökyüzü kızardıktan sonra sanki gökyüzü bükülüyormuş, bir girdap haline alıyormuş gibi bir manzara oluşuyor. Daha sonra bu girdaptan aşağıya kırmızı bir alev düşüyor. Alev topu düşüyor. Düşen alev topunun içerisinden 12 metre yüksekliğinde bir Mephistopheles yükseliyor. Elinde böyle üç başlı silahı, karga gibi bir şey, kıpkırmızı teni, şöyle uzun ve kıvrımlı boynuzları, zayıf ama kaslı, olabildiğince kaslı ama böyle balki durmayan, şöyle iri yarı durmayan vücuduyla, simsiyah keçi sakalıyla, keçi toynaklarıyla, keçi ayaklarıyla ve siyah, kararmış, yanmaktan kararmış deri kıyafetiyle beraber
önünde beliriyor. Merhaba torunum, dedi. Sesi yankılandı etrafta. Bir selam veriyorum. Çok şey bir selam vermek istemiyorum. Hani önünde eğilircesine bir selam vermek istemiyorum. Sana saygı olsun diye. Seni ziyaret edeceğimi söylemiştim diye bağırıyorum. Ben de beni göreceğin günü bekliyordum, diyor. Bu arada ortamın yavaş yavaş ısındığını fark ediyorsun. Onu tahmin ettim zaten. önümde çok büyük bir engel var. Adı Dendar olan büyük bir engel. Bana yardımcı olmanı istiyorum bu konuda. Yardımcı ol ki bir daha böyle bir savaşa seninle bulaştırmayalım. Zaten kanındaki güçleri ortaya çıkardım. Bundan daha büyük bir hediye olabilir mi? Benden istediğin başka şeyler mi var? Ya böyle konuşmak çok zor. Adam çok yukarıda ya. Bu arada bir şey soracağım. Çok önemli olabilir şu anki sahne için. Levlatladık mı? Levlatladınız dedim mi? İşte kaç yılısın sen? Bir dakika. 17. 18 oldunuz. 18 olduk yani. Evet evet. Fly atıyorum o zaman. Yeni gelen spell slot'a bunu mu aldın? Evet. Ya salak gibi levitate almışım. Neden bilmiyorum. Onu hemen fly'la değiştirdim. Tamam. Fly bir atıyorsun evet. Aynen. Şöyle azıcık ona doğru yaklaşacağım. Birkaç turn sürecek, biraz beklesin. Evet. İlgiyle izliyor seni. Geliyorum bir dakika. şöyle şey yani. Göz hizasına doğru çıkmaya çalışacağım. Evet. Bu hediyeler için, bana verdiğin güçler için teşekkür ederim. Bunun gerçekten bir aydınlanma olduğunu kabul ediyorum. Lakin içimdeki bir his ve öğrendiğim şeyler bana bunun yeterli olmayacağını söylüyor. Bu. Senden istediğim şeyler nihai değil, Dendar yok olana kadar. Bir takım, şöyle düşünebilirsin, bir takım borçlar gibi. Yani bana en azından o gün yardımcı olman da, Dendar'ı devireceğimiz gün yardımcı olması için askerlerinden birkaçını verebilir misin? Sadece o günlük. Tabii ki verebilirim. Askerleri kendin yönetmek için mi istiyorsun? Yoksa başka bir şey yapmaları için mi? Bu sırada yaklaşınca fark ettiğim bazı ayrıntılar var. Onları anlatayım. Öncelikle kendisinin sol kulağında altın bir küpe var. Gözleri bembeyaz, sadece ak var. Göz bebeği yok. Tamam. Kendisi inanılmaz karizmatik duruyor. Tamam. Bu karizmayı Gras'ta görmüştün. Tamam. Bir de şimdi burada görüyorsun. Ve yaklaşınca ister istemez içini bir şey korkusu kapladı. Karşında güçlü bir varlık var. Onun tamamen farkındayım zaten. Tamam, o şeyi hissettin yani böyle. Yani varlığı bunu hissettirdi sana. Anlatabiliyor muyum? Karşında evrenin bir gücü var. Evet. Tamam. Ve sana bunu sordu. Sen mi yöneteceksin yoksa bir şey yapmaları, başka bir şey yapmaları için mi istiyorsun dedi. Yani bil fiil başlarında mı duracaksın yoksa bir şey mi yaptıracaksın dedi.
Bunu şu anda söylemem çok zor çünkü bir ölümlüyken geleceği görmek bu kadar kolay olmuyor. Başında mı durmam gerekiyor yoksa sadece bize yardımcı olmaları için orada savaşmaları mı lazım bilemiyorum. Zamanı geldiğinde ki bunu diğerleriyle konuşup neyin doğru olduğunu kestirdiğimizde sana söyleyebilirim eğer senin için uygun olursa. Tabii ki sevgili torunum. Tabii ki. Şöyle tekrar bir selam veriyorum. Kabul ettiğin için teşekkür ederim. Böyle basit istekleri kabul etmemek elde değil. Üstelik böyle basit şeyler benim torunum için çok önemli yerlerde rol alacaksın. Bu isteği basit bulmana sevindim. Çünkü bencil başka isteklerim de var. Bana böyle şeylerle gel. Eğer bunları kabul etmezsen anlarım ve saygıda tabii ki kusur etmeyeceğim. Ama yine de sormak istiyorum. Bakarsın ki kabul edersin. Bu da benim işime gelir. Öncelikle boynuzların ne kadar güzel. Ben ne yazık ki bir tane boynuzumu diste kaybetmiştim. Belki de haberim vardır. Bakıyorum şöyle haberi var mı diye. Başıyla şey başını sallıyor onaylarcasın. Acaba bunu yerine koymanın başka bir yolu var mıdır? Diğer isteklerin neler? Hafif olanla başladım. Biraz tepki vermenden korkuyorum şayet. Senden yine borç istediğim bir şey daha var. Yine sadece Dendar'ı yenene kadar. Biliyorsun ki ben de seninle tanıştıktan sonra bir takım ateş büyüleri kullanmaya başladım. Kanında yanan alevle bir takım büyüleri ortaya çıkartmaya başladım. Benim alevlerimi cehennem ateşiyle kutsar mısın? Başka? Başka bir şey yok. Daha fazlasına götürmemedi açıkçası. Peki bunları borç olarak istediğini söyledin. Karşılığında ne vereceksin? Şayet Dendar'dan sonra hayatta kalırsak ve görevimi başarırsam zaten bu güçleri sana geri vereceğim. Yani bunları hayatım boyunca kullanmayacağım. Ama bundan başka bir şey istiyorsan da şu anda elimdeki herhangi bir şeyi sana veremem. Çünkü zaten önümdeki engeli yenmek için senden bunları istiyorum. Eğer ondan sonra hala bir şey istiyorsan Dendar'dan sonra tekrar konuşabiliriz elbette. Sen böyle deyince kendisi bir kahkaha patlatıyor. Korkuyorum biraz. Kahkahası gerçekten böyle kötü, evil yani, tamam mı? Yani şeyin oyunun, tamam mı, hayatının kötü karakteri villain'ı kahkaha atıyormuş gibi hissediyorsun. Ve kahkahası kan içerisinde yankılanıyor. Gel bakalım küçük çocuk dedi. Seninle biraz eğlenelim. Hadi eğlenelim bakalım. Şöyle sana uzun siyah tırnaklı elini uzatıyor. Tamam. Şöyle avucunun içerisine alıyor. Gözünü tekrar açtığında bir dağın tepesindesin. Bu dağı Kanya'nın en büyük dağı olarak düşün. Evet. Tamam. Üstü kesik, düz. Bir adet taht var. Tahtın, öncelikle tahta baktığın zaman tahtın obsidiyandan yapıldığını görüyorsun. Tam simsiyah parlak bir taş. Üzerinde çeşitli kırmızı mücevherlerden ve kafa taslarından desenler var. Taht yerde durmuyor. Tahtın üzerine konulduğu bir ceset yığını var. Şöyle cesetlere yapıştırılmış gibi düşün. Peki. Tamam. Ve ceset yığınlarının üzerinde hepsinin üstünde
Çeşitli poli semboller görüyorsun. Biraz daha yakından baktığında bunların her türlü Gu tanrının ve tanrıçanın poli sembolleri olduğunu göreceksin. Bunların da klerik ve paladin olduğunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Bazıları tam böyle şeyin tahtın altına gelecek şekilde dikdörtgen ya tahtın altı. Tamam mı? Tam tahtın altına gelecek şekilde olanları şöyle diz çökmüşler ve elleriyle tahtı tutuyorlarmış gibi duruyorlar. O şekilde durdurtulmuşlar. Tamam mı? Diğerleri de etrafta ölü şekilde yatıyorlar. Ondan sonra üzerinde şöyle yayılmış bir şekilde senin boylarında, senin vücut şeyinde, boylarında, şekillerinde Mephistopheles oturuyor. Şöyle Ranseur'unu, mızrağını şöyle omzuna doğru yaslamış. Tamam mı? Ondan sonra etrafta başka daha küçük tahtlar var. Tamam mı? En yanındaki tahtı sana doğru gösterdi. Otur. Of. Ya tahta doğru yürüyorum. Ama açık bir şekilde diyorum ya, burası çok acayip evilmiş diyorum yani. Bayağı söylüyorum yani bu. Ya tahta, adamın tahtına bakıyorum ya, bu evil diyorum yani. Dışımdan söylüyorum bunu. Abi adam Ark Devil yani cehennem efendisi bu adam, anlatabiliyor muyum? Harbiden. Hani bunu bir kavramak lazım. Ve Mephistopheles'in özelliklerinden bir tanesi genel olarak Nines'deki şeyler, efendiler çeşitli günahları paylaşırlar aralarında. Karakter özellikleri olarak yani bir yandan güçlenirken bir yandan da bu karakter özelliklerini kazanırlar. Mephistopheles'inki gurur, obsesiflik falan. Hayda. Anlatabiliyor muyum? Kendisi güç ve bilgi istiyor ve kendisiyle çok gurur duyuyor. Ama bunun karşılığında Nines'in en zeki varlıklarından bir tanesi. Tamam mı? Hatta Asmodeus'tan sonraki diyebiliriz. Hem güç olarak hem zeka olarak konuştuğumuzda. Oturdun mu? Benim oturacağım tahtada böyle şeyler var mı? Yok, hayır. Ha tamam. Diğerlerinde yok. Diğer tahtlar da boş zaten. Oturuyorum. Tamam. Bu arada Mephistopheles'in tahtının dışında 4 adet taht var. Tamam mı? En yakın olanı gösterdi yine. Oturdum. Tamam mı? Sol eliyle gösterdi. Soluna geçti. Şöyle yapıyor. Tamam. Öncelikle hava kararıyor. Burası soğuk mu bu arada? Değil. En üst Eğer dedin yani. dağdan aşağıya bakmak istiyorsan böyle şu anda çok yüksekte olduğunuzu ve böyle uzaklarda buz bir diyar esintilerini göreceksin, o izlerini göreceksin, tamam mı? O mavi rengi göreceksin. Ama burası acayip yüksekte. Tamam. Şöyle yaptı. Gökyüzü karardı. Kırmızı şimşekler çakmaya başladı. Daha sonra önünüzde böyle yerden alevler bitip, tamam, yerdeki çatlaklardan dışarıya alevler çıkıp bu alevlerin içerisinden de çeşitli devil'lar veya devil kanı taşıyan başka varlıklar çıkmaya başladı. Sana dönüyor Mephistopheles. Dünyada yapmayı en sevdiğin şey ne? Sesimi temizliyorum. Sanırım yeni şeyler aramak. Böyle bu bütün olaylardan önce Bahamut'un eşyalarını arardım. Açıkçası çok keyifli bir hobi bence. Oysa ki sana çok ölümlü bir soru sormuştum. Müzik dinlemeyi sever misin?
Şarap içmeyi sever misin? Başka zevklerin var mı? Aklıma ikinci gelen şey de aslında yemek yapmaktı ama herhalde onu sormamışsınızdır diye düşünmüştüm. Bir şeyler aramayı sevmen normal. Zira benim kanımı taşıyanlar genelde meraklı olurlar. Meraklı mıyım diye düşünüyorum ya. Öyle hissetmiyorum çünkü. Hani böyle bir şeyler buluyorsun, ediyorsun falan ya. Ona şey bir onu ifade eden bir meraktan bahsetmiş olabilir. Yine de hani o şey hissettirdi. Ben bunu böyle söyleyince yabancı hissettim ister istemez. Neyse. Daha önce hiç dedi durdu. Gerçi diste bazı eğlencelere katılmıştım. İşkence etmekten hoşlanır mısın? Fiziksel olarak mı? Veya zihinsel olarak. Yok, ikisinden de pek hoşlanmam. Peki birinden bilgi alacağın zaman nasıl alıyorsun? Yani ya güvenini kazanmayı tercih ederim. Ama eğer böyle bir durum söz konusu değilse korkutmayı tercih ederim. Çünkü işkence biraz vakit kaybı gibi geliyor. Hiçbir zaman o kadar zamanımız olmadı. Ölümlü olmayınca zamanı dert etmiyorsun. Ama madem birileriyle yakın olurum dedim, o zaman göster bana hünerlerini sevgili Koriel. Birazdan buraya bir tir paladini çağıracağım. Kendisinin arkadaşı ol birkaç dakikalığına. Ve bana kendisinin şöyle düşündüğü oğlunun ismini öğren. Oğlunun ismini mi öğreneyim? Peki. Az önce şeyden çıkan alevlerin içerisinden çıkan bu kanatlı, ondan sonra böyle humanoid'a benzeyen ama devil özellikleri gösteren ya da başka devil olan bu yaratıklar yerde az önce olduğunu fark etmediğin zincirler tutuyorlar. Tamam. Ortadaki çatlaklardan bir tanesi genişliyor. Bunlar zinciri yukarıya çektikçe öyle vücudunun her tarafına zinciri bağlanmış bir paladin çıkıyor. Bir insan çıkıyor ortaya. Tamam. 40'lı yaşlarında belki de yakında emekli olacak bir erkek kendisi. İlginçtir. Water deep'li gibi duruyor. Üzerindeki böyle yanık izleri, artık böyle yanmaktan kömür rengi olmuş bazı yerleri. Tamam mı? Ondan sonra bir kolu kopmuş. Dağlamışlar. Tamam. Ondan sonra yüzünde milyonlarca yara izi var. Kim bilir ne kadar işkence edildi kendisine. Ve böyle bırakın diye, bırakın, konuşmayacağım falan diye kendisi dışarı çıkıyor. Zincirlerle yukarı çekiliyor. Zincirler tutuluyor? Ne? Zincirler nerelerini tutuyor adamın? Boynunda, kollarında, bacaklarında ve gövdesinde beline sarılmış zincirler var. Şöyle germiş herif yani. Ondan sonra çıktıktan sonra yarık kapanıyor. Sana bakıyor. Mephistopheles boş gözleriyle, göz bebeği olmayan gözleriyle sana döndü. Kalkıyorum olduğum yerden. Ya eleman doğru yiyorum yani böyle. Yanında bu zincirleri tutan tiplere falan. Bunların böyle yüz ifadeleri falan nasıl? Tipleri nasıl böyle? Gülümsüyorlar. Genel olarak tiplerinden bahsetmek istersem şöyle diyebilirim. Öncelikle çoğunun siyah ya da kırmızı yarasa kanatları var. Çoğunun boynuzu var. Çoğunun ten rengi kıpkırmızı. Bazılarının bazı yerleri kırmızı, bazı yerleri işte normal şey ya yani insan ten rengi gibi. Tam bazılarınınki ork ten rengi gibi. Yani bir humanoid ırkıyla karışmış oldukları belli. Tamam mı?
İkisinin karışımının çocuğu olduğu belli. Genellikle böyle sivri köpek dişleri var. Tamam. Şu anda gülümsüyorlar oradaki tipe bakın. Ondan sonra kaslı ve yapılı duruyor çoğu. Üstlerinde siyah cübbeler var. Bazılarında hiçbir şey yok. Bu şekilde. Peki. Adama doğru yürürken şu hafifçe elime bakıp böyle çok basit bir büyü kestirmeyi düşün. Cantrip deneyim. Büyü yapabiliyor muyum? Deneymiş. Tabii tabii. Yapıyorsun, hiçbir sıkıntı yok. Ne bileyim, prestijce için gözümün rengini falan değiştirmeye çalışıyorum. Yani tabii böyle... tabii. Yapıyorsun ya, hiçbir sıkıntı yok onda. Hani bunu yapabiliyor muyum diye merak ettim sadece. Evet. Ondan sonra adamın yanına gidip şu adama bakıyorum bir. Tamam, böyle adam şu anda böyle çökmüş durumda mı, ne yapıyor? Şu an şeyli ya, böyle bağırıyor yani. Tamam mı? Söyleneceğim. Konuşmayacağım. Beni öldürün. Tamam mı? Köpekler. Bilmem ne. Tir benimle. Falan diye bağırıyor. Koyuyorum prestijim. Tamam, sesimi şey yapıyorum. Üç katına çıkarıyorum. Evet. Yeter lan, sus diye bağırıyorum. Bağırın, tamam mı? Konuşan kim diye sana baktı. Son yandaki bir tane şey dönüyorum. Yaratığa dönüyorum. Sırıtma diyorum. Güzel. Tam bir bayağı ciddi olmaya çalışıyorum şu anda. Tabii tabii. Farkındayım, farkındayım. Sırıtma diyorum. Bıraktı sırtımı. Tamam. Ondan sonra azıcık bir iki adım geri çekilip elimi adama doğru kaldırıyorum. Force gauge atıyorum adama. Tamam. Tamam, zincirleri bırakıyorum bu sırada. Etrafında şeyden, force'tan, büyülü bir enerjiden bir kafes oluşuyor. Şey, yani kafes şeklinde yapıyorum. Full değil de zincirleri bırakıyorlar diye. Tamam. Madem o kadar tir seninle, madem o kadar güçlüsün, bir ayağa kalk diyorum adamı. Zar zor titreyerek, tamam mı? Yani böyle şey, kendisini gerçekten çok zorlayarak ayağa kalkıyor. Bu arada beslemişler gibi duruyor bir yandan da. Çünkü zayıf falan gözükmüyor yani. Tahmin ettim zaten o tarz şeyler yaptıklarını. Çünkü belli abi, bu adamı burada tutmak istiyorlar yani. Şey gibi değil. Hani harcayalım gitsin değil yani. Tabii tabii, hemen ölsün istemiyorlar. Ya şu anda şöyle bakıyorum, herhangi bir healing'im var mı diye. Maalesef ben sana söyleyeyim. Potion'un falan varsa. Vay anasını. Ha, potion'um var. Bir dakika. Aa, bende çok garip itemler varmış ha. Keşke buraya baksaydım daha önce. Neyse. Bir tane potion uzatıyorum bu şeyden. Tamam mı? Al şunu iç diyorum. Aldı. Zehirleyecek misin bunu? Zar zor konuşuyorsun. Şunu iç diyorum ya. Umarım zehirdir dedi. İçiyor. İçince yüzündeki açık yaralar, vücudundaki bazı açık yaralar falan kapanıyor. Tamam mı? Adam mutsuz oldu iyileştiğine. Üzüldü. Ölmeyi bekliyordu. Halbuki. Sen nasıl bir paladinsin ya? Neden ölmeyi bekliyorsun? O ne demek dedi? Burada bu şerefsizlerin oyuncağı olacağıma ölürüm ve Tanrım'a kavuşurum. Ya da kavuşmam. Ama bunların oyuncağı olmam. Burada bu şerefsizlerin oyuncağı olduğunu sen kendine söyledin. Burada Tanrı'nın kılıcı olduğunu Tanrı'nın sana söylüyor. Şöyle şaşırmış bir şekilde sana bakıyor. Bu sırada şöyle azıcık döneceğim. Tamam mı? Mephistopheles'in altını gösteriyorum bu şeyi. Tamam mı? Hı. Tamam, bak diyorum. Tamam mı? Bu adam evil diyorum ya. Tamam mı? Bu adam evil. Tamam mı? Senin zaten buradan çıkmama şansın olsa, seni öldürmek isteseler. Bunlar çoktan yapılırdı. Sen buradasın ki ya o ya da tir bir şey istiyor. Neden bu kadar hızlı onun bir şey istediğine karar verdin ki sen?
Kendisine çok mantıklı geliyor söylediklerim. Çünkü kim bilir kaç zamandır burada. Gece gündüzün zamanının farkında değil. Kendisi artık işte eşinin, çocuklarının, arkadaşlarının yüzlerini unutmaya, böyle bazı çocuklar anılarını, çocukluk anılarını hatırlayamama ya falan başlamış bir durumdayken birisi gelip kendisine böyle konuşuyor. Şöyle bir söylediklerini düşündü. Peki sen kimsin? Bana neden bunları söylüyorsun? Benim kim olduğum önemli değil. Eğer önemli olsaydı zaten kendimi tanıtarak başlardım. Senin de kim olduğun önemli değil. Önemli olan boynundaki kolye. Şimdi buradan çıkabilirsin. Ama buna inanman lazım öncelikle. Neden seni burada tutuyorlar? Düşün, ben senden bir şey almaya çalışmayacağım. Tamam, ben senin düşünmeni sağlayacağım. Neden tutuyorlar seni burada? Şöyle yere doğru baktı ve düşünüyor. Bir yere baktı, bir şeylere baktı. Cesetlere, diğer paladin cesetlerine baktı. Şöyle düşünüyormuş gibi duruyor. Waterdeep demiştin değil mi? Evet. Waterdeep'teki dedi. Waterdeep'teki diyorum. En güçlü paladin sen misin? Yoksa Sword Coast'taki Kılıç Sahili'ndeki en güçlü paladin sen misin? Ya başını o şey hayır dercesine sallıyor. Tamam, o zaman amaçları seni burada yok etmek değil. Yoksa böyle tanrıların dahil bilmediği bir sırra mı sahipsin? Düşünüyor. Buna böyle kısa bir düşündükten sonra Tanrım'ın konuşamadığı bir şey durdu. Ben Tanrım'dan bir şey saklamam dedim. O zaman neden Mephistopheles seni tahtının önüne getirsin? Senden istediği nedir? Yani sakladığın bir şey yok. En güçlüsü sen de değilsin. Bu sırada şeye, Force Gage'e şöyle yaklaşacağım. Tamam mı? Ondan sonra normalden daha kısık bir sesle, tamam mı? Ben sana ne olduğunu söyleyeyim istersen diyorum. Çünkü ölümlüsün. Bu kadar basit. Şöyle Çünkü gözünün içine bakıyor şu an. yaptığın şeyler sana normal geliyor. Günlük geliyor. Ama şöyle Mephistopheles'e bakıyorum. Tamam, ama onlara ilginç geliyor. Çok basit cevaplar seni buradan çıkartabilir. Tamam, beni nasıl buraya getirdiyse o cevaplar seni de buradan çıkartabilir. Ben günlük hayatımda Tyr Paladin'i öldüren birisi değilim. Ben herhangi bir paladin de öldürmedim galiba şu ana kadar, emin değilim. Ama işte buradayım. İkimiz de aynı tahtın önündeyiz ve aynı soruları sorup aynı cevabı arıyoruz. Tamam, sana ne kadar işkence ettikleri açık konuşayım pek umurumda değil. Tamam, hani ölmeni sadece istemem. Ama eğer Tanrım seni buradan çıkartacaksa çıkartır. Zamanını sen belirleyecek değilsin diyorum adam. Çok gözünün içine baktım. Haklısın dedim. Haklısın. Benim senden istediğim tek bir cevap var. Bu da yine ölümlere ait bir şey. Kişisel bir şey. Evrenin yolunu, evrenin yordamını, tanrıların kaderlerini etkileyecek bir şey değil. Tapınağın kaderini etkileyecek bir şey değil. Çünkü önemli olan tanrılar için de, ilginç olan şey de Archdevil'lar için normal hayatın. Benim sana sorduğum tek soru oğlunun ismi. Nerede olduğu değil, yaşayıp yaşamadığı değil, hangi oğlun olduğu değil. Sadece bir isim. Persuasion atar mısın? Tabii ki atarım. Ama güzel geldin buraya kadar. Baya. Ben başka bir şey bekliyordum. Onu da anlatacağım. Yani söyleyeceğim şeyden sonra. Bu arada benim persuasion'ım intimidation'dan daha düşük. Tamam, normalde 5 artı 5 persuasion'ım, intimidation artı 11. Konuşmandan, roleplay'inden dolayı advantage vereceğim.
Ama bu adama harbiden bir şey yapmak istemediğim için intimidate etmeye çalışmadım. Advantage atıyorum. Evet. Kusursuz. Harika. İstediğim mi kameraya? Yok yok. Şöyle yaklaştı sana doğru. Bernard. Umarım bir gün Bernard'ı tekrar görürsün. Umarım dedi. Force Gate'i bozuyorum ya. Hı? Force Gate'i bozuyorsun. Mephistopheles ayağa kalkıyor. Şöyle yandakilere şöyle yaptı. Tamam mı? Zincirleri tutuyorlar. Yer çatlak tekrar açılıyor. Ondan sonra adamı aşağıya doğru sarkıtıyorlar. Adam bu sefer bağırmıyor. Hiçbir şey demiyor. Böyle tam Mephistopheles'e döneceğim normalde ben. Ama tam böyle adamı zincirlerini tuttuklarını duyduğum zaman şöyle dönüp ölme diyorum adama. Ve başıyla onaylıyor. Sonra zincirler aşağıya doğru bırakılırken çatlak tekrar kapanıyor. Ve Mephistopheles şöyle alkışlayarak yanına doğru geliyor. Elini şöyle omzuna koyuyor. Şöyle sarılıyor sana. Bir derin bir nefes alacağım ya. Böyle çok şey oldu. Çok acayip oldu şu anda. Çok gerildim. Çok şeyim. Böyle sarsıldım yani. Çok güzel bir performanstı. Tebrik ederim. Yani teşekkür ederim. Gerçi kendisine düşünmesini istediğimde Detect Thoughts atarsın diye düşündüm. Ya elimden gelince az büyük kullanmak istedim. Ama harikulaydı. Yani ikimiz de biliyoruz ki yeteri kadar disintegrate'in yapamayacağı bir şey yoktur. Gülümsüyor. Ama önemli olan onun oraya gelmemesidir muhabbetin diye düşünüyorum. Kuryel. Seninle şu işlerin bittikten sonra başka şeyler yaparız diye umuyorum. Bilemiyorum. O kadar geleceği göremiyorum. Açıkçası o kadar da umutlu değilim ama elimden geleni yapacağım. Kendisi gülümsüyor. Unutma dedi. Yeterince disintegrate'in yapamayacağı bir şey yok. Eğer sen bana bahşedersen diyorum ben de. Şimdi isteklerine gelelim. Şöyle omuzuna bastırıyor. Tamam. O bastırdıkça sanki altındaki dağın içerisine giriyormuşsun gibi hissediyorsun. Tamam. Böyle bastırdı ve seni aşağıya doğru itti. Aşağıya doğru itildiğinde altındaki dağın aslında böyle göründüğünden daha büyük bir hapishane, bir işkence merkezi, bir ayrı bir cehennem olduğunu görüyorsun. Tamam. Ortası boş, etrafında kafesler olan, her yerde birilerine işkence edilen, tamam mı? Altında alevler yanan, çığlıklar ve kahkahalarla dolu bir yer burası. Sen buradan aşağıya doğru düşerken, aşağıya doğru şöyle hani nasıl diyeyim? Bu aşağıya doğru düşüyormuşsun gibi değil de aşağıya doğru levitekle iniyormuşsun, süzülüyormuşsun gibi düşün kendini. Evet. Aşağıya doğru inerken etraftaki devil'lar ya da devil kabı taşıyanlar, Mephistopheles'in hizmetkarları ki aralarında mortal'lar da görüyorsun, ölümlüler de görüyorsun. Sana doğru bakıp gülümsüyorlar. Onlar gülümserken yavaşça eksik olan boynuzun çıkıyor. Yavaşça içinde bir ateş büyüyor.
Ve bunlar olurken yankılanan bir ses daha duyuyorsun. Mephistopheles'in sesi diyor ki, bir daha uçmak için böyle çabalar harcama diyor. Ve sırtındaki kemiklerin değiştiğini ve sırtından bir çift yarasa kanadı hissediyorsun. Simsiyah kanatların içinde bundan sonra artık hep yanacak olan bir ateşin ve bir çift boynuzun var. İşte burada bir ara veriyoruz sevgili Koryel. Raskar beni dövecek. Bir ara verelim arkadaşlar. Aradan sonra tekrar buradayız.